Kaynaklarda Selçukluların güçlü adamı ve kusursuz insanı olarak tanıtılan Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli sultanlarından biri olan Melikşah'ın oğludur. 1082 tarihinde doğmuştur ve annesi Taceddin Seferiye Hatun adlı bir cariyedir. Tarihçilerin ortak olarak belirttiğine göre Muhammed Tapar çok adil ve merhametli bir hükümdar olmuş, oldukça başarılı faaliyetlere imza atmıştır. 1092'de Melikşah öldükten sonra oğlu Berkeruk ile Terken Hatun'un taht mücadelesi başladı. Melikşah hayatta olan en büyük oğlu olan Berkeruk'u veliaht ilan etmişti. Ancak Terken Hatun kendi oğlu Mahmud'un tahta çıkmasını istiyordu. Ve bunu gerçekleştirebilmek için elinden geleni ardına koymadı. Terken Hatun'un oğlu henüz 5, Berkeruk 12, Muhammed Tapar ise 11 yaşındaydı. Tapar bu mücadelede abisi Berkeruk'un safında durdu. Terken Hatun ne yaparsa yapsın başarılı olamadı ve en sonunda Berkeruk tahta geçti. Muhammed Tapar Berkeruk tarafından Gence'ye melik olarak görevlendirildi. Ancak bir müddet sonra bulunduğu konumdan memnun olmayarak Muhammed Tapar tahta çıkmak istedi. Bu durumda veziri Müeyyidül Mülk de etkiliydi. Tapar'ın aynı anneden olma kardeşi Sencer, Berkeruk'a karşı kendisine destek verdi. Bu büyük taht mücadelesinde güç dengeleri zaman zaman değişse de en sonunda çatışmaların devleti yıprattığının farkına varılarak iki taraf arasında barış anlaşması yapıldı. Yapılan barıştan kısa zaman sonra Sultan Berkeruk hastalandı ve oğlu Melikşah'ı veliaht, Emir Ayaz'ı da oğluna Atabek ilan ettikten sonra vefat etti. Bu haberi aldığında Tapar Musul'u kuşatmaktaydı. Hemen onların yanına Bağdat'a gelerek kendi adına hutbe okuttu ve tahttan vazgeçmediğini ortaya koydu. İleri gelen devlet adamlarının da destekleri neticesinde 13 Şubat 1105 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı artık ta kendisiydi. Tahta geçtiğinde 23 yaşında olan Muhammed Tapar, merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak adına yoğun faaliyetlere girişti. Selçuklu Hanedanı'ndan Mengü Bars'ın isyanını bastırdı. Musul emirini itaati altına aldı ve tavırlarından rahatsız olduğu kişileri bertaraf etti. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın Musul'a girip kendi adına hutbe okutması sebebiyle onun üzerine kuvvetlerini gönderdi. Bu kuvvetler Habur Nehri kıyısında 1. Kılıç Arslan'ı bozguna uğrattı ve 1. Kılıç Arslan'ın ölümüyle Muhammed Tapar kuvvetli bir rakibinden kurtulmuş oluyordu. Muhammed Tapar'ı en çok uğraştıran meselelerden biri de Batınilerin faaliyetleri oldu. Babası Sultan Melikşah zamanından beri gizli bir örgüt halinde devleti yıpratmaya çalışan Batınilerle mücadeleyi, gayrimüslimlerle cihattan daha önemli gören Tapar, onlara çok büyük darbeler indirdi. Alamut'a son darbeyi vurmak üzereyken 13 Temmuz 1117'de vefat edince buradaki kuşatma kaldırılmak durumunda kaldı. İslam dünyası Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra taht kavgaları ve mezhep çatışmaları gibi büyük sorunlara maruz kaldı. Ve Haçlılar da bundan faydalanarak Urfa, Antakya, Kudüs gibi stratejik önem taşıyan 3 büyük şehri ele geçirdiler. Muhammed Tapar tahta geçince bu meselelerle de yakından ilgilendi. Haçlılarla mücadeleden geri durmadı ve onlara karşı başarılar elde etti. Bunun dışında Gaznelileri kendisine tabi kıldı. 36 yaşına geldiğinde zaten bir süredir hasta olan Muhammed Tapar, 18 Nisan 1118'de vefat etti. Ölmeden önce büyük oğlu Mahmud'u veliaht ilan ederken emirlerinden onun için biat aldı. Tapar'ın cenazesi İsfahan'da yaptırdığı medresenin haziresine defnedildi. Onun Batıniler ve Haçlılarla yaptığı mücadeleler İslam dünyasında büyük takdir topladı. Şeriat dışı vergileri kaldırarak halkın sevgisini kazandı ve imar faaliyetleri ile de yakından ilgilendi.
bütün tarihçilerin ortak olarak belirttiğine göre, dedesi Alparslan'ı örnek alan Muhammed Tapar, dindar, dini ilimlere vakıf, adil ve merhametliydi. Oldukça cömert olmasının yanında, ilim adamlarını da himaye eden aklı selim bir hükümdardı. Halkın işleriyle yakından ilgilenir, kendisine sunulan her dilekçeyi okur, halka adalet, doğruluk ve insafla muamele ederdi ve emrindeki herkesin de aynısını yapmasını isterdi. Sevgili bilgi avcıları, bir bilgi avının daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir bilgi avında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın.